Herkese merhaba bitkisever dostlarım, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu cam güzeli bitkisi neden yaprak döker, neden yaprakları sararır, dökülür, kurur veya çiçek açmadan neden dökülür? Bu soruları cevap vereceğim. Cam güzeli bitkisini bildiğiniz üzere birçok türleri mevcut. Katmerli çiçek açanlardan tutun da farklı renklerde çiçek açanlar mevcut. Çok güzel renkte çiçekleri açıyor. Benimki de fuşya pembesi açıyor. Ve havaların ısınmasıyla birlikte balkona almıştım. Çünkü birçok bitki havadar ortamı seviyor. O yüzden bitkide yaprak sararmaları oldu. Çiçeklerini açmadan döküldü. Şurada da var bir tane küçük, kurumaya başlıyor. Şimdi neden yapraklarını döktü bu bitki? Yaz mevsiminde özellikle güneşten hoşlanmıyor. Direkt güneş ışığı yaprak sararmalarına ve kurumalarına, aynı zamanda çiçek dökmelerine sebep oldu. O yüzden adı üstünde cam güzeli de dendiği üzere camın öğünü veya bu şekilde filtrelenmiş güneş görmesi bitkinin ideal istediği ortamdır. Bu bitkinin toprağı kurumaya başladığında, yani susuz kaldığında da bitkide bu şekilde yaprak sararmaları olur. Yani aslında birçok sebepleri var. Aynı zamanda hava çok sıcak yaz mevsiminde. Onun için susuz kalıp zannettiğinizde aşırı sulama yapıldığında bitkide kök çürümeleri başladığı için de yine bu şekilde yaprak sararmaları, dökülmeleri, çiçek açmadan çiçeklerine dökmek gibi birçok sorunlar olur. Bu bitki karanlık ortamları da sevmez. Mutlaka gün ışığından faydalanması gerekir. Karanlıkta da kalırsa daha cılız olur dalları ve yaprakların arası seyrekleşir ve yeni filizler de vermez, çiçekler de vermez çünkü yeterince gün ışığından faydalanamazsa bu bitkide o tarz sorunlar görürsünüz. Bu sorulara cevap vermek istedim çünkü sağlıklı cam güzeli bitkisi yetiştirmek için bu önemli püf noktalar. Sizlere de bu bilgilerimi paylaşmak istedim. Evet, sizde de cam güzeli bitkisi var mı? Sizde eğer varsa hangi renk çiçek açıyor? Çok güzel çiçek açan cam güzeli bitkileri var. Katmerli olsun, farklı renklerde açanlar olsun. Bana yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Büyük bir keyifle mutlaka okuyacağım. Evet, takipte kalın arkadaşlarım. Yine paylaşımlarım olacak. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi ben de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.